polikistik over sendromu üreme çağında görülen yumurtlama bozukluğuyla, yani yumurtlamanın seyrek olmasıyla kendini gösteren, dolayısıyla adet düzensizliği, seyrek adet görmeyle kendini gösteren bir durumdur. Ve buna eşlik eden bir diğer bulgu da tüylenmede artmadır. Ultrasonografide yumurtalıklarda çok sayıda küçük kesiklerin görülmesi bu teşhisin hekim tarafından doğrulanmasını sağlamaktadır. Hastalığın genellikle nedeni insülin direnci, karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve de genetik nedenlerdir. Bu bulguların bir veya birkaçının bir arada olmasıyla hastalığın teşhisi, sendromun teşhisi konulmakta ve tedavi yoluna gidilmektedir. Hastalığın tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte neredeyse her zaman kilo alımıyla birlikte sorunların arttığını görmekteyiz. Dolayısıyla karbonhidrattan fakir beslenme, insülin direnci varsa onun tedavisi ve de doğum kontrol hapları kullanarak oluşmuş olan kısır döngünün bloke edilmesi, düzeltilmesi en iyi yol olarak bilinmektedir. Ve polikistik over sendromu üreme çağı hastalığı olduğu için 40'lı yaşlardan sonra ortadan kalkmaktadır. Ancak bu kişilerin o yaşlar için artmış bazı hastalık riskleri vardır. Örneğin endometrium hiperplazisi, yani rahim zarı kalınlaşması veya hipertansiyon veya rahim kanseri gibi sorunların olasılığı daha fazladır bu kişilerde. O yüzden hafife alınmaması gerekir ve mutlaka doğru teşhis ve tedaviyle takip altında olunması gerekir.